Dedi kardeşim, onu biz dolar hesabı alıyorduk 180 bin lira. Ama şimdi dolar 140 olunca dolar 2 milyar. Evet efendim. Adamın evinde bir dolap çamaşır makinesi bozuluyordu, televizyon yanıyordu. Alamıyordu. Şimdi mağazalarda 50 milyon yetelenen herkes de var. E şimdi daha ne istiyoruz bu hükümetten? Evet, anlıyoruz sizi. Öyle mi bacım? Evet, haklısınız. Küçük esnaf da... Şimdi benim elimde beyaz eşya bozulduğu zaman hiç korkum yok. 600-700 milyon televizyon almıştım. Şimdi 400 milyon televizyon. Yani elektriğim 4'te diyor, bir dolabım çalışıyor, 40 milyon geliyor. Evet, anlıyorum. Siz Tayyip Bey'in babamın oğlu değil. Evet, çok dertlisiniz. Birçok küçük esnaf gibi siz de çok dertlisiniz ama bu dertlerimizi bertaraf etmenin tek ve biricik yolu ablam, bu sandıktan geçiyor. Bu hükümet gelmeseydi benim 10 milyarlık marketim 100 milyar olmuştu. Ama fakir sökmüştü. Yaralazadı benden 1 milyona. Evet. Çaresi çünkü dolar 200 oldu. Evet. Evet, haklısınız. Tamam. Allah yardımcımız olsun. Sadece sizin değil, hepimizin yardımcısı olsun. Ne diyelim? Hal kötü. Son. Evet, buyurun. Son sözümü söylüyorum ablam. Evet, buyurun. %37 mi akıllı? %37 mi akıllı? Biz mi akıllı? Şimdi bu adam hadi seçimde kazandı. Bir şey. Evet. Alo. Evet, buyurun. Çok kısa alalım. Zamanımız çok kısıtlı. Tamam, son sözümü veriyorum. Bu seçimde bir şey yapamadı. Ama bu belediyeler niye götürdü? Belediyeye vermeseydi evet, oranı. Evet. Ben sizin adınıza demek ki bir şey var. Evet, anlamış olmanız çok sevindirici. Teşekkür ediyoruz sıkıntılarınızı bizimle paylaştığınız için. Şimdi bak, seçim olacak. Yine götürecek bu adam. Ama benim babamın oğlu da değil. Evet, bunun farkına varmanız... Ama ben gerçekleri konuşuyorum. Evet, bunun farkına varmanız çok iyi bir gelişme. Umarım birçok insan da varır. Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Evet hocam, herkes çok dertli. Ben bu dertli mi dertli diyeyim anlamadım. Bu adam şimdi derdini anlatmıyor da benim gördüğüm ve herkesin gördüğü gerçekleri tersine çevirip her şeyin iyiye gittiğini anlatmaya çalışıyor. Olabilir. Yani bugün iktidarda olan partiye gönül vermiş olabilir. O partinin bir üyesi de olabilir. Ben ona saygı da duyarım. Ama bir kişi böyle konuşurken şimdi telefonları açık tutarsanız eğer imkan bulunursa o bir kişi, bu bir esnafa karşılık binlerce esnaf şu anda telefona girip konuşmak isteyip feryat etmek isteyecektir. Gerçek meydanda ben çünkü şu anda siyasetin fiilen içinde değilim. Ben tarafsız konuşuyorum. Kimse de benim düşmanım değil. Herkes de bu vatanın evladı. Eğer ülkeyi çok iyi yönetmiş olsalardı bugün başlangıçta Avrupa Birliği'ne girmekten yana olan Türk halkının bugün %70'lerin üzerine çıkan bir çoğunluğu biz Avrupa Birliği'ni istemiyoruz deme noktasına gelmezdi. Açlık durumunda olanların sayısı 1 milyona çıkmazdı. Açlık sınırında olanların sayısı 10 milyona çıkmazdı. Bunlar Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verdiği rakamlar. Dolayısıyla bu gerçekleri biz burada konuşuyoruz. O vatandaş memnunsa devam etsin. Kim bilir memnuniyetinin ne gibi sebepleri vardır, biz orada bilemeyiz ama telefonumuzda, programımızda katılan herkese saygı duyarız, sevgilerimizi söyleriz. Biz bu programımızda devam edeceğiz. Hocam, matematiksel hayat, bir sıkıntı oldu hayat, ben sanki bir dakika, pek de mutlu gibi algılamadım. Ben öyle anladım. Söyleminde herhalde matematiksel anlamda bir karışıklık oldu ama. Daha bu hükümetten ne istiyorsunuz diyor. Yapma Betül. Böyle konuşuyorsunuz, daha bu hükümetten ne istiyorsunuz diyor. Şimdi gün geçmiyor ki elektriğe, işte daha geçenlerde elektriğe zam yapacağız dedi başbakan. Ben eskiden 100 milyon elektrik veriyordum, şimdi 45 milyon veriyorum diyor.
Demek ki ona demek ki özel bir elektrik fiyatı uygulanıyor. Ben geçen sene kendi evim için 60-65 milyon elektrik ödüyordum. Bu sene hep 100-120 milyon elektrik ödüyorum. Aynı ev, aynı elektrik, aynı cihazlar. Evet, bir telefonumuz daha var. Evet. Alo. Alo. İyi akşamlar. Yalnız canlı yayına girenle adını, soyadını falan her şeyini söyleyecekler. Alo. Evet, nereden arıyorsunuz bizi efendim? Ben İstanbul'dan arıyorum. Evet. Yıldırım Bey'e iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar kardeşim. Ben özellikle hemşerim olduğu için bir teşekkür edeyim. Dinliyorum. Özellikle Cem TV'de dinliyorum. Yalnız tabii ki hükümetin eksiklikleri var. Bunlar hepimizi de muzdarip ediyor. Şimdi biz tüp 21 milyonudu. Bugün 37 milyon. Efendime söyleyeyim, mazot 1.600'üydü. Bugün 300 veya benzin 1.600'üydü. Bugün 3 milyon olmuş. Tabii ki zamlar var. Enflasyon %9. Biz bunları kabul etmiyoruz. Yalnız Cem TV'deki arkadaşlar özellikle konuşurken şu başörtüsü, dini, siyasetin bir aracı etmeseler bizim için daha iyi olacak. İnciniyoruz. Bu ülkenin hepsi birlikte olmalı. Hepsi daha güzel olmalı. Hepsi kardeş olmalı. İnananlar inanır, inanmayan inanmaz. Başı örtülü, örtüsüz birilerine koz oluyor bu. Onun için özellikle herkesi kucaklayan bir program. Oraya çıkan arkadaşlarım da daha güzel bir şekilde hiç kimseyi incitmeden. Benim ailem de başörtülü ama ben AK Partili'de değilim. Bizimkiler de başörtülü. Bizim zaten başörtüsüyle ilgili sorunumuz yok. Bakın, başörtüsünün siyasi bir araç olarak kullanılması, Türkiye'nin gündemine yine oturması, gereksiz oturması biz burada. Bunu tartışıp sorun ettik. Yoksa başörtüsüne hangimiz karşı olabiliriz? Hepimizin anneleri, anneanneleri kapalı. Bizim başörtüsüyle şahsi olarak bir sorunumuz yok. Ki bunun örfi bir değeri var bizim için. Ama bunu şerri bir araç olarak kullanılması Türkiye'yi işte yanlış bir yere götürüyor. Bak, onu kabul ediyorum ama başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de şu var. Yani birileri kalkıyor başörtüsünü red olarak savunmaya çalışıp ona sığınıyor. Birileri de başörtüsü var diyor, ona sığınıyor. Türkiye'nin bu gibi şeyleri aşıp bir kere teknolojisini, efendime söyleyeyim, insan kaynaklarını hepsini yetiştirip bu ülkeye hizmet etmesi gerekiyor. Efendim laiktir, antilaiktir, dincidir, dinsizdir. Herkes bırakın, herkes kendine kalsın. Bu ülkenin güzellikleri var. Bakın her taraf eşiliyor. Ben 3 yıldır 8 saat mesai hakkımın 6'sını yolda geçiriyorum. 2 saatte işimi göremiyorum. Onun için bunları tartışırlarsa... Ne iş yapıyorsunuz efendim? Efendim trafik her taraf eşilmiş. Ben İstanbul'da muzdaribim. 8 saat mesai saatinin 6 saati yolda geçiyor. Ben 2 saat çalışamıyorum. Verimli de olamıyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben inşaatçıyım. Anladım. Onun için ben diyorum yine, yani bu işler, bu gibi şeylerin üzerine gidilsin. Efendim hemen açıyorlar. İşte başörtüsü şudur, başörtüsü budur. Ya bırakın ya. Gidin İtalya'da Katolik Kilisesi'nde... Efendim rahipleri hepsi başı kapalı. Onlar da kaldırsın, suyu atsınlar. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Cem TV'de herkesi kucaklayacak. STV'de herkesi kucaklayacak. Bu ülke birlikte gidecek. Irak'ın halini görüyoruz. Lübnan'ı görüyoruz. Çeçenistan'ı görüyoruz. Başka bir Türkiye yoktur ya. İnan ki üzülüyorum yani. Eğer millet geçmişten ders çıkaramamışsa daha hiçbir şey söylemeyeyim ben. Peki, teşekkür Hepinize ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Şimdi Cem, zaten biz şunu söylüyoruz yani. Yani bu kadar toplumda büyük bir geçim sıkıntısı varsa, bu da ağır bir geçim sıkıntısı içinde yaşıyorsa, yani 1 milyon aç, 10 milyon açlık sınırında insan varsa, millet aldığı parayla çok zor geçiniyorsa, çoluğun çocuğun karnını doyuramıyorsa, o zaman kalkıp da bir takım yapay gündemleri, başörtüsü falan ortaya getirip de tartışmanın bir alemi yok ki. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bizim ama mahkemelerin ve Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar da var. Kamusal alanda başörtülü olunamaz. Biz yargıya saygılıyız. Yargının verdiği kararı yerine getiriyoruz. Anayasada yazılı. Bir ülkenin anayasasını umursamazsa, yargı kararlarını umursamazsa o ülkede, o toplumda anarşi olur. Biz onun için onu savunuyoruz. Yoksa bizim derdimiz başörtüsü falan değil. Bizim derdimiz
Niye? Sadece İmam Hatip okulları mezunlarını devlet kadrolarına dolduruyorsun. Niçin? Neden? İmam Hatip okulunu bitirmemiş ama pırlanta gibi akıllı, zeki, becerikli bir sürü vatandaşımız var. Onlar sokaklarda işsiz geçiyor, dolaşıyor. Bu haklı bir uygulama değil ki. Bu amaçlı bir uygulama. Biz bunları eleştiriyoruz, bunları söylüyoruz. Evet hocam. Evet. Gündemin diğer maddelerine geçelim isterseniz. Biliyorsunuz hocam Papa. Daha ne kadar zamanımız var? 15 dakikamız kaldı. 15 dakika, 15 dakikadır hocam. Önemli konu çıkar. Papa çok eskidi artık. Yok ya. Hocam bu ya Papa geldi, Patrik ve ekümenik meselesiyle ilgili. Gitti, Sultanahmet'e gitti, geldi, gitti yani. Hoş geldi, hoş gitti nihayet. Ne yapalım bu, yani şimdi? Patriğin ekümeniklik meselesini hocam bu hafta mı yapalım isterseniz? Uzun bir mesele, daha sonra yani, mı işleyelim? Ekümenlik verilmemelidir. Bizim şeyimiz bu. Biz Lozan Anlaşması'nda da bu maddeyi koymuşuz. Yani Rum patriği, tamam mı? Aynı zamanda Türk vatandaşıdır. Bizim şeyimiz, Lozan Anlaşması'ndaki koyduğumuz madde bu. Dolayısıyla böyle bir ekümenlik meselesi söz konusu değildir. Böyle bir şey de olamaz. Onlar isteyebilirler, arzu edebilirler ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna müsaade edemez. Bu hükümet etse bile halk etmez. Bu kadar. Böylece geçelim bu konuyu. Yani çok fazla büyütecek evet bir konu hocam, değil bu, bence. Başka bir habere geçiyorum şimdi. Kadın vekiller şikayetçi. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte kadına seçme ve seçilme hakkı veren dünyadaki ilk ülkelerden biri olan Türkiye'de kadın milletvekilleri gelinen noktada Türk kadının yeterince temsil edilememesinden şikayetçi. Hocam, biliyorsunuz Türkiye'de kadınların oy kullanma hakkı 1934'te verildi. Bugün İsviçre gibi bir ülke sadece 32 yıl önce, yani 1974'te kadınlar için konuşuyorum, doğru, oy verme, oy kullanma hakkına kavuştu. Doğru. Yani bu kadar erken bir tecrübemiz varken hala mecliste nitelikli kadın temsilinin olmaması çok acı değil mi? Ve bunun için söylenecek bir şey yok ama bunu nasıl iyileştirilebilir? Niçin böyle bu sence? Niçin? Bak ben bir tespiti var, onu söyleyeyim. Şimdi bize, bu ülkeye en modern, en çağdaş uygulamaları, yasal düzenlemeleri, anlayışı hep Atatürk getirdi. Gazi Mustafa Kemal getirdi. Hocam siz ne zaman şu programda Atatürk'ten bahsetseniz ben bir suçluluk hali içerisine giriyorum. Yani kemiklerin nasıl sızladığını düşünüyorum. Bize evet, emanet bıraktı Türkiye'nin şu anda ne halde olduğunu düşünüyorum. Hakikaten korkuyorum yani. Atatürk'ü anmaktan o kadar utanıyorum ki bir genç olarak. Evet. Bir şeyleri değiştirememiş olmaktan, bir şeyleri düşünemiyor olmakla suçlanmaktan hakikaten icap duyuyorum. Ama Atatürk getirdi. Sözümü bitireyim ama. Demokrasi gene Atatürk zamanında adımları atıldı. Zaten Cumhuriyet İdaresi'ni kurmakla demokrasinin yolunu açtı Atatürk. Arkasından da biliyorsunuz 1946 yılında çok partili döneme geçildi. 1950 yılında da Cumhuriyet Halk Partisi iktidardan düştü. Demokrat Parti iktidara geldi. Ve fiilen demokrasi Türkiye'de başlamış oldu. Öyle değil mi? Fakat dikkat edin. Avrupa ülkelerine demokrasi adına, İşçi hakları adına, işçilerin grev ve lockout adına, kadın hakları adına hep büyük mücadeleler vermişler. Başta Amerika olmak üzere ve bütün ülkeler. Ve bu mücadelelerle bu hakları elde etmişler. Bize bu haklar ülkeyi yönetenler tarafından verildiği için bu verilen hakları anlamını kavrayıp onun mücadelesini vermeden o haklara sahip olanlar o hakları yeteri kadar kullanma becerisini gösteremiyorlar. Şimdi kadınların da şimdi kadınlarımız bir kere her alanda var. Tıp alanında kadın doktorlarımız çok. Hemşireler hemen tamamı kadın.
yargı sisteminde adalet